Hoş geldiniz efendim. Güzel bir gün diliyoruz, güzel bir akşam diliyoruz. Ağustos ayının ilk programında sizlerle birlikteyiz efendim. Ve bugün haftaya bakışta Ağustos ayının bu ilk programında bu sıcak günlerde çok güzel koşular seçtik sizler için. Geçen haftayı değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi Hasan Saydam ve ben Zadik Gökoğlu hazırız. Sizler de hazırsanız Hasan abiye hoş geldin diyelim. Evet, hoş bulduk. Efendim hepinizi hürmetle selamlıyorum. Yine en az kelime konuşarak yarışlarda dikkat çeken atları size aktarmaya çalışacağız. Seçtiğimiz yarışlarda gördüklerimizi de anlatmaya çalışacağız. Zadik, çok önemli bir aygırla başlayalım. Aygır'ın adına yapılan yarışla başlayalım. 1966 doğumlu bir aygır bu. Kalabos. Ki Kalabos Türkiye'ye ithal edilmiş. Türkiye'ye ithal edildikten sonra da çok önemli yavrular vermiş. Gazi koşusu kazanmış atların babalarına baktığımız zaman da 3 yavrunun, 3 gazi kazanmış tayın babasının Kalabos olduğunu görüyoruz. Kim bunlar? 1975'te kazanan Maide, 1977'de kazanan Vidar ve 1981'de kazanan Dersim. Evet. Bunların hepsinin babası Kalabos. Kalabos yavruları ve Kalabos hem aygır listelerinde, tabii çok eski, hem de kısrak babalı listelerinde uzun seneler yer almış olan bir aygır. Bu koşu 2004 yılından beri yapılıyor. Ve koşu için Ankara'ya gidiyoruz efendim. Wind Place'te izleyeceğiz koşuyu kazanırken. Koşunun liderliğini yapıyor. Bir Merlot Westford farkını 1,5-2 boy kadar. Dışarıda ikincilikte viraj üzerinde Dortmund pozisyon aldı. İç kuvarda üçüncülükte Altınur Kaldrogo var. Kaldrogo'nun dışında dördüncüne sokulan 7 numaralı Wind Plus. Bariyer dibinde 800 geçirken beşincilikte 3 numaralı Solar Energy. Hemen dışında 2 numaralı iz bırakan son sırada 8 numaralı Lucy şeklinde Kalabos koşusunda düzlüğe yaklaşıyoruz. Farklar azalmaya başladı. 1 numaralı Westford koşunun lideri. En yakın isim 4 numaralı Dortmund. 600 geçirken üçüncülükte iç kuvarda Altınur Kaldrogo. Hemen dışında dördüncülükte 7 numaralı Wind Plus. Bariyer dibinde 5. üç numaralı Solar Energy. Hemen dışında 2 numaralı iz bırakan son sırada 8 numaralı Lucy sırasıyla Kalabos koşusunda düzlüğe çıkıldı. İç kuvarına yakın 1 numaralı Westford liderini koruyor. Pistin ortasından 4 numaralı Dortmund'un dışına açılan 7 numaralı Wind Blast şeklinde safkanlar son 200'e doğru yaklaşıyor. Dışarıdan şimdi 7 numaralı Wind Blast geldi. 1 numaralı Westford'u yakaladı, ondan liderliği aldı. Farkı 1,5 boya kadar çıkardı. İçeriden Westford tekrar tazemeye çalışıyor. İç kuvarda 6 numaralı Khal Drogo da var, ancak 7 numaralı Wind Blast farkı 1,5-2 boya kadar çıkartarak koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Westford koşuda ikinci olarak ayrıldı. 6 numaralı Khal Drogo ve 2 numaralı iz bırakan arasındaki 3. karar ise Walsh hakemlerine kaldı. Kısa vadede 6 mücadele Kalabos koşusunu 7 numaralı Wind Blast Gökhan Kocakaya ile kazandı. Sait Akson ikincisi, bir safkan vardı burada ve koşuya da favori evet, olarak gelmişti. Gazi koşusunda beklenen yarışı çıkaramamıştı ama Sait Akson da dediğin gibi ikinci olarak çok dikkat vermişti. Always Ford değil mi? Evet, favoriydi. Bu koşuyu da ne yaptı? Hemen numarayı aldı, force etti. Son 200'e kadar da çok iyi geldi ki son 200'e kadar gelene kadar Dortmund'un da müthiş presi vardı doğrusunu istersen. O presten mi yıprandı yoksa işte gücü oraya kadar mı geldi? Oralarda duraladı. Duralayınca da arkadan çok iyi gelen ve bundan daha çok kısa bir süre önce 2000 metrede kazanmış olan bir prest. Moralle gelmişti buraya evet. Gerçekten. Yakalandı ve geçildi. Ama iki tay da iyi durumda, daha sıkı koşulara hazır durumda diye söyleyebilirim. Evet, Kalabos'la başladık efendim akşam programımıza. Bir İstanbul'a geleceğiz bir gün sonraya. Yine sahalarımız için özel bir isim Hasan abi, Ünal. Ya Ünal'ı 1959 doğumlu olduğunu biliyorum. Hilalüzzaman bir baba, anne de Mahide 5 yanılmıyorsam. Evet. Onunla ilgili, Ünal'la ilgili sende bayağı güzel notlar var Hasan abi, çıkardım. Topu sana atayım, sen söyle. 64 yılında meclis kupasını kazanmış bir safkan. Kurtçebe, Hilalüzzaman 25, Körmükçü, Rüzgar 30 ve Önal gibi çok sayıda aygırın hem babası hem de kısrak babası olarak da sahalarımızda çok özel safkanlar yetiştirdi. Kısa vadiyede olarak yapıldı bu koşu uzun yıllar. 2010 yılından bu yana da 4 yukarı Arapların kısa vadi 6 koşusu olarak yapılıyor. Geçmiş yıllarda 3 yaşlı Arapların kısa vadi 7'siydi koşu. Artık kısa vadi 6, 4 yukarı Araplar mücadele ediyor koşuda. Ve İstanbul'dayız efendim. Ve bu koşu için bir beyaz bayrak ayını izleyeceğiz. Gökyüzü Saadettin Boyraz.
verildi ve koşu başladı. 3 numaralı Reisoğlu ve Yetim Ahmet ikilisi rakiplerinden ikişer boy sonra koşuya başladılar. İyi çıkıp 3 boy fark yapıp önde olan 4 numaralı Gökyüzü oldu. Onu 2 numaralı Bodrum Kalesi takip ediyor. 1,5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Gözyaşı Gecesi 3. sırada. 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Reisoğlu iç kulvara yakın. 4.lükte 1 boy kadar dışında da 1 numaralı Yetim Ahmet şeklinde safkanlar 1000'e doğru ilerliyor. 1200 metre start yerinde 2,5-3 boy kadar 4 numaralı Gökyüzü önde geçti. İkincilikte bariyer dibine yakın 2 numaralı Bodrum Kalesi var. Hemen dışına geldi 5 numaralı Gözyaşı Gecesi. 2 boy kadar geride içeride 3 numaralı Reisoğlu. Hemen dışında 1 numaralı Yetim Ahmet şeklinde son 1000'e giriliyor. 4 numaralı Gökyüzü önde fark 2,5-3 boy kadar. 2 numaralı Bodrum Kalesi ve hemen dışındaki 5 numaralı Gözyaşı Gecesi ikilisi beraberce takipteler. 2 boy kadar gerilerinde içeride 3 numaralı Reisoğlu. Dışında 1 numaralı Yetim Ahmet sırasıyla atlar son 600 metreye giriyor. Fark 1,5 boya kadar inse de 4 numaralı Gökyüzü önde. İkincilikte dışta 5 numaralı Gözyaşı Gecesi var. Hemen içinde 2 numaralı Bodrum Kalesi sırasıyla viraj dönüyor. Son 400 metreye doğru 4 numaralı Gökyüzü koşunun lideri. Bariyer dibinden 2 numaralı Bodrum Kalesi'nin atakları var. Farkı azalttı şimdi. 2 numaralı Bodrum Kalesi dışındaki 4 numaralı Gökyüzü'nü yakaladı. İkisi arasındaki mücadeleye daha geriden ortadan 3 numaralı Reisoğlu'nun en dıştan 1 numaralı Yetim Ahmet'in de katılma atakları var. Son 100 metreye doğru 4 numaralı Gökyüzü az frak döndü içeriden. 2 numaralı Bodrum Kalesi geliyor dışarıdan da. Yetim Ahmet'in sprinti var. 4 numaralı Gökyüzü direniyor. Fark yarım boy. İçeriden Bodrum Kalesi. Dışarıdan 1 numaralı Yetim Ahmet geliyor. 4 numaralı Gökyüzü kazanıyor. 1 numaralı Yetim Ahmet ikinci oldu. Üçüncülük içinde 3 numaralı Reisoğlu ve 2 numaralı Bodrum Kalesi fotoyu beraber geçen safkanlar oldular. Üçüncü koşuyu 4 numaralı Gökyüzü Saadettin Boyraz da kazandı. Yani Gökyüzü zaten ilk yarışından beri bu tip koşuları iyi yapabilen bir safkan. Kolay değil. Özellikle Bodrum Kalesi ilk baskıyı yaptı. Ona dayandı. Ardından da sprint atman Yetim Ahmet'e dayandı. Bence özel birincilik. Evet, yani benim sözlerimi almış gibisin. Çünkü şöyle diyeceğim. Gökyüzü iki tane farklı şartlı koşu kazanarak buraya geldi. İstim üstündeydi ama koşuda çok daha güçlü yarışlarda söz sahibi olmuş atlar vardı. Bu yüzden favori değildi. Favori Bodrum Kalesi'ydi. Gökyüzü hemen numarayı aldı, öne geçti. Jokey Saadettin Boyraz da yılların deneyimi tabii, tempoyu da çok iyi ayarladı. Evet. Yani Gökyüzü'nün öne geçmesinde önce Bodrum Kalesi'ne, arkasında çok starttan tereddütlü çıktı Yetim Ahmet. Yetim Ahmet'in de direnmesi ve kazanmasında Saadettin Boyraz'ın da rolü büyük. Bu arada da starttan iki boy geç çıkan bir başka at vardı, Reisoğlu. Geldi, o da üçüncü oldu. Bodrum Kalesi'ni de atladı. Bence bu dört at her zaman birbirini geçebilecek güç ve formda. Evet. Ama bugün kim kazandı? Gökyüzü kazandı. Dolayısıyla büyük alkış ona. Ve İstanbul'da kalmaya devam ediyoruz. Aynı gün Atman ailesi tabii ki Türk atçılığı için çok önemli ve ilk temsilcisi Ahmet Atman'ı andığımız koşu. Ahmet Atman, şimdi Ahmet Atman dediğimiz zaman hikayeyi biraz geniş anlatmak lazım. Nasıl geniş anlatmak lazım? Türkiye'de at yarışlarının nasıl başladı? Tabii Türkiye'de at yarışlarının Cumhuriyet'ten evvel İzmir'de Şirinyer Hipodromu'nda o zamanın işte ünlü Levantenler'in de falan ısrarıyla başladı. O hikaye hep anlatılır, bilinir ama Türkiye'de at yarışlarının gelişmesi için ilk ateşi yakan Mustafa Kemal Atatürk'tür. O hep de söyleriz, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir meşhur lafı vardır. At yarışları modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaçtır. Bu lafa dayanarak Mustafa Kemal Atatürk yarışçılığın, atçılığın gelişmesi için emir buyuruyor ve yurt dışından bir sürü at ithal ediliyor. Ve bu atları o zamanın işte yanındaki yaverleri, yaverlerinin yardımcılarına ve o zamanın ünlü iş adamlarına satıyor, verdiriyor. Satın aldırtıyor daha doğrusu. Nitekim ilk Gazi koşusunu kazanan Neriman, o zamanın en ünlü tüccarlarından biri olan şekerci Ali Muhittin Hacı Bekir'in atıydı. Bu arada da tabii İsmet İnönü, Celal Bayar falan, Feyzi Çakmak Atatürk'ün yaverleri. Bir de Atatürk'ün bu yaverlerinin yaveri olan işte Fikret Yüzatlılar, Ahmet Atmanlar
Atıf Esenbeller falan var. Bir sürü çok önemli isim Türk atçılarının. Ahmet Atman da Fikret Feyzi Çakmak'ın yaveri. Dolayısıyla Ahmet Atman da atçılığa başlamış oluyor. İşte zamanında çok iyi atlar koşuyor. Yetiştiricilik yapıyor. Sonra da işte Cumhuriyet'in gelişmesinden, ilerlemesinden sonra da hep atçılığın içinde kalıyor. Ondan sonra da bayrağı işte oğlu Özdemir Atman'ın aldığını ve Atman ekürüsünün Özdemir Atman'dan sonra da eşi ve kızları ve damatları Halis Karataş'la beraber halen devam ettiğini söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla Ahmet Atman Türk atçılık ve yetiştiriciliğinde çok önemli ve unutulmayacak bir isim. Onun için de bu koşu uzun seneler yapılır. Değişik de bir kupası vardır. Benim evimde de o kupadan bir tane var. 89 senesinde kazanmıştım. Şerefle en güzel yerde saklamaya çalışıyorum. Dedik ve Ahmet Atman'ı aldığımız koşuya gidiyoruz efendim. Koşunun favori ismi vardı. Colcovado, Hişman Çizit'le kazandı. Koşuda 1400 metre start yerini geçiyor. 2 numaralı Behram Kale ilk geçen. Fark yaklaşık 6-7 boy kadar. 5 numaralı Stallion Falcon takibini sürdürüyor. 3 boy kadar gerisinde 6 numaralı Corcovado. 4 boy gerisine geldi 1 numaralı Depository. 2,5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Brace to Win. Bunun da 3 boy gerisinde 4 numaralı Checo Dayı şeklinde 1000 metre start yeri geçiriyor. 2 numaralı Behram Kale önde ama farklar azalmaya başladı bu kez. 2 boya kadar indi fark. Takipte 5 numaralı Stallion Falcon var. Arayı 1 boya kadar düşürdü. Üçüncülükte 2 boy geride 6 numaralı Corcovado. Bunun 2 boy gerisinde 1 numaralı Depository sırasıyla atlar son 600 metreye girmek üzere. Sıralamalar değişti şimdi. 5 numaralı Stallion Falcon öne geldi. İkinciliğe de 6 numaralı Corcovado girdi. Üçüncülüğe sarkan 1 numaralı Depository oldu. Dördüncülüğe de 3 numaralı Brace to Win giriyor. Viraj bu şekilde dönülüyor. Son 400 metreye doğru orta kulvardan gelen 6 numaralı Corcovado şimdi liderliği aldı. Dışına da 1 numaralı Depository geldi. En dıştan da 3 numaralı Brace to Win atakları var. Sprinter safkanlar şu anda ön grupta kaldı. 6 numaralı Corcovado farkı 2,5 boy yaptı. 1 numaralı Depository'u yakalamaya çalışıyor. 4 boy geride de Brace to Win var. Son 100'e doğru fark 4 boya kadar çıktı. 6 numaralı Corcovado koşunun lideri. 6 numaralı Corcovado Hışman Çizik'le Ahmet Atman koşusunu kazanıyor. 1 numaralı Depository ikinci. 3 numaralı Brace to Win üçüncü. 4 numaralı Checo Dayı koşudan dördüncü olarak ayrıldı. 6. koşuyu 6 numaralı Corcovado Hışman Çizik'le kazandı. Koşu önce senaryo belliydi yani. Berham Kale, Stallion Falcon önde gitmeyi seven isimlerdi. Bu ikinin arkasında olacak bir Colcovado yerinde yürüyecek, kazanacak diye düşünüyordu. Hışman da taktiği iyi uyguladı sanki. Evet, aynen. Beklenilen taktikle geçen bir yarış oldu. Ama Berham Kale'nin deli deli kaçması, Stallion Falcon'un da onu aynı tempoda takip etmeye çalışması ikisinin de işine yaramadı. İkisi de tabelada yer bulamadılar. Onların arkasındaki grubun başını çeken Corcovado zaten koşunun favorisiydi. Mükemmel bir düzlük koşusu yaptı. Güçlü ataklarla geldi koşuyu. Kazandı. Depository de bence evet, iyi koştu. İyi yerde geldi. İlerisi içinde ışık verdi. Blaze to Win bir yıldır kazanamıyor. Bence yine iyi koştu. Atın kalitesi belli. İnşallah en kısa zamanda kazanır diye düşünüyorum. Ama Corcovado çok formda. Bu tip yarışlarda her zaman dikkat edilmesi gereken, yani bir çarpı atılması gereken bir at olarak gözüktü. Ve hafta sonundayız Hasan abi. Ankara'dayız. İlk mücadelemiz Enver Erlat'a aldığınız mücadele olacak. Evet, Enver Erlat Türk yarışçılık, atçılık tarihine geçen İyi bir bürokrat, müsteşar yardımcılığı, Tarım Bakanlığı'nda müsteşar yardımcılığı yapmış. Ondan sonra yüksek komiserler üyeliği yapmış. Çeşitli bürokrasi işlerinde bulunmuş ve Türk atçılığının, yarışçılığının gelişmesi de içinde çok hizmetler yapmış bir büyüğümüz. Onun adına yapılan bu yarış epey uzun zamandan beri yapılıyor doğrusunu istersen. Ve Enver Erlat'a andığımız mücadeleye gidiyoruz. Halif Katı ile start alan Kerem Er kazandı koşu.
7 numaralı Şimşek Berk 2 boy farklı önde. 5 numaralı Kelemer yine ikincilikte. Kelemer'den 2 boy geride 9 numaralı Onatkan. Yarım boy gerisinde dış kulvarda 1 numaralı Doğru Yiğit. 12,5 boy gerisinde 4 numaralı Deli Mavi 5.likte. Deli Mavi'nin yarım boy gerisinde iç kulvarda 2 numaralı Asrasyat 6. sırada. 3 boy geride son sırada da 3 numaralı Bülent sırasıyla atlar 1000 metre start yerine ulaşmak üzere. 7 numaralı Şimşek Berk liderliğini sürdürüyor. Yarım boy kadar dışına geldi 5 numaralı Kelemer ve viraja girilirken Kelemer yakaladı Şimşek Berk'i. 2,5 boy geride 1 numaralı Doğru Yiğit 3. sırada. Onun 1,5 boy gerisinde iç kulvarda 9 numaralı Onatkan dışında 4 numaralı Derin Mavi. 2 boy geride son 800'e 6. giren 2 numaralı Asrasyat. Son sırada da 3 numaralı Bülent var. Atlar son 600 metreye girmek üzere. 7 numaralı Şimşek Berk liderliğini korumaya çalışıyor. 5 numaralı Kelemer ise onu yakalayıp geçmeye çalışıyor. 2 boy geride 1 numaralı Doğru Yiğit. Doğru Yiğit'in dışına 4 numaralı Derin Mavi geldi. Yarım boy geride iç kulvarda 2 numaralı Asrasyat. 4 boy geride de 3 numaralı Bülent sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 5 numaralı Kelemer yakaladı ve öne geçti. 7 numaralı Şimşek Berk'ten aldı liderliği. Dışına 1 numaralı Doğru Yiğit. Onun dışına 4 numaralı Derin Mavi geliyor. Bu şekilde atlar son 200 metreye yaklaşıyor. 5 numaralı Kelemer'in liderliği sürüyor. Fark yarım boy. Dışarıda 1 numaralı Doğru Yiğit var. Onun dışında Derin Mavi son 200 metreye. 1 boy farkla Kelemer önde girdi. Dışarıdaki Doğru Yiğit'in atakları sürüyor. Şimdi yakaladı onu. Son 50 metreye giriliyor. Dışarıda Doğru Yiğit, içeride Kelemer. Birincilik mücadelesindeler. Kelemer önde. Yarım boy farkla avantajlı. Son 20 metre. Kelemer önde. Kelemer önde. O kazanıyor. 1 numaralı Doğru Yiğit ikinci. 2 numaralı Asrasyat 3. 4 numaralı Derin Mavi'de 4. oldu. 5 numaralı Kelemer Halef katıyla kazandı. Hasan abi, bundan sadece 4 gün önce Kelemer yine Halef katıyla koşuyu kazanmıştı 23 Temmuz'da. 4 gün sonra geldi yine kazandı. Enteresan diğer nokta, Ankara'da 2'de 2 yaptı. Bundan önce Ankara'da, yani 23 Temmuz'da ilk kez Ankara'ya gelmişti. Evet, kumpisteki performansı da, yani genel kumpis performansı da iyi. Bu koşuda da şöyle bir akıllılık yaptılar. Şimşek Berk koşuyu aldı, götürmeye çalıştı. Onun numara alıp koşuyu force etmesine izin verdiler ama takibi çok iyi yaptı Kelemer. Ondan sonra da son 300'den sonra arttırdı. Ancak koşunun favorisi kimdi? İkinci olan Safkan. Doğru Yiğit. Doğru Yiğit. Doğru Yiğit'in de müthiş presi vardı doğrusunu istersen. Ben son yüzdeki mücadeleye bayıldım. İşte Ankara kum pisti mi dersin, genel kum pist performansı mı ne dersin. O performansa dayanarak Kelemer geldi, koşuyu boyun farkıyla kazandı. İkisi de çok iyi durumda, onu söylemek lazım. Efendim, Ankara'da kalmaya devam ediyoruz. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi koşusu vardı gün içerisinde. Osman Baba koşuyu Gökhan Kocakaya ile kazandı. 5 numaralı Singing Strokes yarıştaki liderliğini sürdürüyor. Fark yine 1,5 boy. İkincilikte 3 numaralı Osman Baba var. Yarım boy gerisinde iç kulvarda 4 numaralı El Rapido. Ondan 1,5 boy geride 2 numaralı King Ömer. Dördüncülükte King Ömer'den 2,5 boy geride 6 numaralı Aşere. Ondan 1 boy geride de 1 numaralı Find The Way sırasıyla Taylar son 800 metreye giriyor. 5 numaralı Singing Strokes 1,5 boy farklı önde. 3 numaralı Osman Baba yine ikinci sırada. Ondan 1 boy geride iç kulvarda 4 numaralı El Rapido. Dışına 2 numaralı King Ömer geldi. 2,5 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Find The Way dışında 6 numaralı Aşera sırasıyla Taylar düzlüğe çıkıyor. 5 numaralı Singing Strokes lider fakat dışından gelen 3 numaralı Osman Baba onu yakaladı ve son 400 metreye girdirken artan temposuyla Osman Baba öne geçip 2,5 boyda fark yaptı. İkincilikte 2 numaralı King Ömer var. Son 200 metreye girilirken fark 4 boya kadar çıktı. 3 numaralı Osman Baba lider, 2 numaralı King Ömer ikincilikte son 100 metreye 5 boy önde giriyor 3 numaralı Osman Baba. King Ömer de ikincilikte kolay. Son 50'de 5 boy önde olan 3 numaralı Osman Baba Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi koşusunu Gökhan Kocakaya ile kazanıyor. 2 numaralı King Ömer ikinci, 4 numaralı El Rapido üçüncü, 1 numaralı Find The Way de dördüncü oldu. 3 numaralı Osman Baba Gökhan Kocakaya ile kazandı. Moralli, formda favori gelmişti Osman Baba. 3'te 3 yaptı. Evet, ardı ardına 3'te 3 yapmış oldu. Startla beraber numarayı aldı ama sonra numarayı götürmekte ısrarcı olmadı. Daha dinç kaldı. Kendi temposunda gitti. Son düzlükte de çok rahatlıkla tempo arttırıp farklı kazandı.
dediğin gibi ardı ardına 3'te 3 yapmış oldu. King Ömer'i de ben çok beğendim. Hatta Fint the Way starttan 7 boy gecikmeli ki 7 boy çok, bu mesafede evet. Çok önemli bir gecikme. Buna rağmen geldi üçüncülüğü kurtardı. Bence Fint the Way'e de dikkat etmek lazım zaten. Fint the Way'e de dikkat diyor Hasan abi. Ve gün içerisinden akşama gidiyoruz İzmir'e. Buca Kaymakamlığı koşusu vardı İzmir Şirinler İpodromu'nda akşam için ve orada da güzel veteremiz var. Önce vetere izin. Buca İzmir'in en eski yerleşim yerlerinden biridir ve en kalabalık nüfusa sahip ilçesidir. Buca'da antik çağdan bu yana bir yerleşimin olduğu bilinmektedir. Milattan önce 130'lara uzanan tarihi birçok uygarlığa tanıklığıyla bir kültür ve tarih beldesidir. Zengin doğa ve kültür mirasını nüfus artışına ve günümüz yaşam biçiminin ortaya çıkardığı tüm etkenlere karşı koruyabilmiştir. Bu nedenle bugün Buca'da geçmişten günümüze kadar gelen bir tarihi görüntü sergilenmektedir. Her şeyden önce zengin bir tarih, kültür ve doğa mirasıyla iç içe bir yaşam olarak nitelendirilmektedir. Buca, İzmir'in 9 kilometre güneydoğusunda kurulmuştur. Nif Dağı'nın güney eteklerine yerleşmiştir. Yayvan görünüşlü araziyle çevrelenmiş olup, çevredeki tepeler, vadiler ve bitki örtüsü bakımından oldukça zengindir. Osmanlı Devleti döneminde 1872 yılında Buca'nın ünlü üzümlerini Alsancak Limanı'ndan tüm dünya pazarlarına ulaştırmak için Buca'nın merkezine Buca Tren İstasyonu inşa edilmiştir. İstasyon günümüzde atıl durumdadır ve kullanılmamaktadır. Buca, Rumlar, Yahudiler ve Türklerin bir arada yaşadığı, Levanten grubunun sayfiye yeri olarak yerleştiği bir belde özelliğini yakın çağ öncesinde taşımaya başlamıştır. 9 Eylül 1922'de İzmir, dolayısıyla Buca, Yunanlardan geri alınınca buradaki Rumlar bölgeyi terk etmiştir. Cumhuriyet'in ilanından sonra çok hızlı bir gelişme göstermiş ve bu dönemde göçmen kitlelerin ilçede yerleşiminin devam etmesiyle Buca, İzmir'in en kalabalık ilçesi haline gelmiştir. Aslan abi, sizin de uzun süre oturduğunuz, bildiğiniz, tabii hipodrom olduğu için de yakından bildiğiniz bir yer Buca Kaymakamlık Koşusu için arkadaşınız veterisi gayet tanıtım bilgilendirici olmuş gibi geldi bana. Evet, yani Buca nasıl Osmaniye, Bakırköy, İstanbul için öyleyse Buca'da Şirinyer Hipodromu'ndan dolayı İzmir'in evet. Bakırköy'ü gibi. Bir de eski Buca'lılar at yarışlarına çok meraklıydılar. Yani işin o hikayelerini anlatmaya kalksak evet, evet. Programlar olur. Bir sefer anlatmışımdır mesela. Şimdiki Cennet Arası'nın olduğu yerdeki çitlenbik ağaçlarını, hemen hipodromun karşısında eskiden bir tepe vardı. O tepeden gelip yarışların izlenişini ve çok önemli isimler vardı Buca'lı at yarışı merakıyla bilinen. Bizim eski jokeylerimiz, antrenörlerimiz de hakiki Buca, mesela Akta ailesi Buca'da çok uzun süre yaşamıştır. Sanıyorum Süleyman orada mı doğduydu bilmiyorum ama yani ya Davut ya Süleyman orada doğduydu. Sonra Taşbekler, Selman Taşbek'in, Selçuk Taşbek'in babaları Ali Taşbek ve onun ailesi hakiki Bucalıydılar. Yani böyle saymaya kalkarsam çok var. Ama onlar aslında Bucalıysın desin kızardı bizim ekip arkadaş o zaman gittiğimizde. Bucalı mısın? Hayır. Eski Bucalıyım. Hep eski Bucalıyım derler. Tabii hep eski Bucalı derler. Şimdi de hala ben tabii görüşüyorum çoğundan. Eskiden az adam kalmasına rağmen. Belirli bir iki tane kahve var Buca'da. Oraya gidiyorlar. Eski biliyorsun Hasan'ın yeri, Göksu'nun yeri vardı. Göksu'nun yeri işte talebe bahçesi olmuş. Şimdi orası çamaşırhane yapmışlar. Aynen. Yani o gazino park halini, çay bahçesi halini kaybetmiş. Yani zaman geçiyor, hayat gelişiyor ama Buca her zaman Buca'dır. Evet.
Koşuya gidiyoruz efendim. Haftanın önemli sürprizlerinden biri gerçekleşti koşuda. Big Fair koşuyu Alperen Oluk'la kazandı. Perfect Runner süratli tempoda kaçıyor. Fark 3 boy kadar. İkincilikte yine takipçisi 4 numaralı El Patron. El Patron'u bir boy gerisinden 2 numaralı Ağdadaş izliyor. Yarım boy geride iç kulvarda 7 numaralı Big Ferrier dışına çıktı. 3 numaralı Görkem ortalarda. 8 numaralı Galvatron. 1,5 boy geride 5 numaralı Yahya Han. 2 boy geride 6 numaralı Batumi. Son 800 metreye girilmek üzere bir numaralı Perfect Runner'ın liderliği sürüyor. Dışarıdan 3 numaralı Görkem ikinciliği arttırdı. Tempoyla girmeye gayret ediyor. Hemen içinde 4 numaralı El Patron da var. Onların 2 boy kadar gerisinde 7 numaralı Big Ferrier. Hemen içinde 2 numaralı Ağdadaş. Dışlarına çıktı 5 numaralı Yahya Han. 2 boy gerilerinde 8 numaralı Galvatron ve 6 numaralı Batumi. 1 numaralı Perfect Runner 2 boy farkla düzlüğü önde çıkarken yeniden 4 numaralı El Patron ikincilikte ve farkı azaltmaya çalışıyor. Koşuda son 400 metreye ilk giren isim 1 numaralı Perfect Runner oluyor. Ortadan 4 numaralı El Patron içerilerden 2 numaralı Ağdadaş'ın gayretleriyle safkanlar son 200'e doğru yaklaşıyor. 1 numaralı Perfect Runner önde. Dışarıdan 4 numaralı El Patron geliyor. İçeriden 2 numaralı Ağdadaş gerilerden 8 numaralı Galvatron 7 numaralı Big Ferrier saldırıyor. Ortadan gelen 4 numaralı El Patron liderliği aldı. Dışarıdan 7 numaralı Big Ferrier geliyor. Dışarıdan 7 numaralı Big Ferrier geliyor. Hakim oluyor. 7 numaralı Big Ferrier kazanıyor. 4 numaralı El Patron ikinci. 2 numaralı Ağdadaş üçüncü. 1 numaralı Perfect Runner 4. oldu. 7 numaralı Big Ferrier Alperen Oluk'la kazandı. El Patron koşunun favorisiydi. Kendi adına rakiplerini geçti ama ummadık bir rakibe çarpıldı son anda belki. Görkem de koşunun favorisiydi. Evet. Ben çünkü Görkem'le başladım. Görkem'i takip ettim. Barış kurdum 3-4 defa. Önlere atlamaya çalıştı ama Görkem cevap vermedi. Yani Barış'a cevap vermedi. Nitekim at en sonuncu oldu. En geri geldi. Bir sorun yaşamış olabilir. El Patron bence çok iyi koştu. Eksiksiz koştu. Fakat 11 aydır kazanamayan Big Farmer, Alperen Onluk'ta atı tanıyordu. Hep iyi yerlerde bekledi. Ve son 200 metrede adeta uçtu. Evet. Vardır yani zaman zaman konuşuruz o lafı değil mi? Müthiş geldi yani son 200 temposunu ben alamadım ama yetişecek gibi değil de ve mükemmel koşan El Patron'u geldi geçti. Ne diyelim ilerisi için de müthiş ışık verdi ki 11 aydır kazanamıyordu. Efendim hafta sonu bu kez pazar günü İstanbul Beyefendi Hipodromu'na geleceğiz. Nibolu koşusu vardı. Önce VTR'yi izliyoruz. Nibolu Savaşı, Nibolu önünde Osmanlı ve Haçlı orduları arasında 25 Eylül 1396 tarihinde yapılan meydan savaşıdır. Avrupalılar, Osmanlı Devleti'nin daha fazla güçlenmesini engellemek için yeni bir Haçlı seferi düzenlemek isterler. Osmanlı kuşatması altında bulunan İstanbul'un kurtarılması ve Osmanlıların Avrupa'dan atılması için yeni bir Haçlı ordusu teşkil edilir. Bu ordu Macarların yanı sıra Fransız, Alman, Belçika, İsviçre şövalyeleri, Felemenk, İngiltere Haçlıları, Lombardiya, İskoçya, Savoya, Rodos şövalyeleri ve Eflaklılardan teşkil edilmiş ve önderliğini Macar kralı Sigismund üstlenmiştir. 1396 yılında Haçlılar Nibolu Kalesi'ni kuşatır. Bu olay üzerine Yıldırım Bayezid İstanbul kuşatmasını kaldırıp Balkanlara doğru yönelir. Haçlı ordusu karşısında Osmanlı ordusunu görünce çetin ve hızlı bir savaş başlar. Ve Haçlı ordusu 3 saat içinde bertaraf edilir. Nibolu Savaşı'nın sonucunda Eflak ve Bosna Osmanlı Devleti'nin himayesine alınmış, Balkanlar'da Osmanlı Devleti'nin yenilemeyeceği anlaşılmış ve Mora bölgesine seferler yapılarak başta Selanik olmak üzere bazı bölgeler fethedilmiştir. Evet koşuya gidiyoruz efendim. Yine haftanın önemli sürprizlerinden biri koşuda gerçekleşti. Dede Seydo Mehmet Ak Yavuz'a kazandı. Start verildi. Grup 1 mücadele Nibolu koşusu başladı. 6 numaralı Özbil'den 3 boy sonra koşuya başladı. Liderlik mücadelesinde 5 numaralı Oğuz Boylu iç kulvardan liderliği çok az farkla almıştı. Hemen dışına gelen 8 numaralı Şenhan ondan liderliği aldı. Şimdi 2 boyda fark yaptı.
5 numarada Oğuz Boylu ikinci sırada. Üçüncülükte 2 boy kadar gerisinde dışta 9 numaralı Taykut var. Hemen sağrısında içeride 2 numaralı Dede Seydo. 2 boy geride 3 numaralı Egeberk. Hemen dışında 6 numaralı Özbil'den sokuldu. 2 boy kadar geride ortada Bekir var. Hemen içinde 4 numaralı Gölge Yere. 3 boy kadar gerisinde 10 numaralı Tangöze var. Bunun da 3 boy kadar gerisinde 7 numaralı Özekan. Grubun son sırasında. Bu şekilde atlar 1600 metre start yerine doğru ilerliyor. 8 numaralı Şenhan kaçıyor. Fark 2,5 boy. 5 numaralı Oğuz Boylu takipte. Bunun 2 boy kadar gerisinde bariyer dibine yakın 2 numaralı Dede Seydo. Hemen dışında 9 numaralı Taykut. Tek at gibiler. Bunların 2 boy kadar gerisinde yine bir ikili var. Bariyer dibinde 3 numaralı Egeberk. Hemen dışında 6 numaralı Özbil'den. 2 boy kadar geride ortada 1 numaralı Bekir. İçinde 4 numaralı Gölge Yele. 2 boy gerisinde 10 numaralı Tangöze. Bunun da 1,5-2 boy kadar gerisinde 7 numaralı Özekan. Yine grubun son sırasında. Bu şekilde atlar 1200 metre start yerine geçiyor. Liderlik 8 numaralı Şenhan'da, fark 2,5 boy. 5 numarada Oğuz Boylu takibini sürdürüyor. Oğuz Boylu'nun hemen dışında 9 numaralı Taykut var. Yanlarına 1 numaralı Bekir gelmeye çalışıyor. Bariyer dibine yakın 3 numaralı Egeberk de ön grupta. Bunun hemen sağrısında dışında 2 numaralı Dede Seydo. Bunların dışında 6 numaralı Özbil'den var. Özbil'den temposunu arttırdı. İkinciliğe kadar girme uğraşında dıştan. Son 600 metreye doğru 8 numaralı Şenhan'ın liderliği var. Fark 2 boy. Bariyer dibinde 5 numaralı Oğuz Boylu. Dışında 9 numaralı Taykut. Bunun dışında 6 numaralı Özbil'den üçlüsü takipte. Bu üçlünün hemen sağrısına geldi. 3 numaralı Egeberk. 2 boy gerisinde 2 numaralı Dede Seydo. 3 boy geride 10 numaralı Tangöze sırasıyla viraj dönülüyor. 8 numaralı Şenhan virajı önde döndü. Son 400 metreye doğru da 1 boy kadar koşunun lideri. Dışından 5 numaralı Oğuz Boylu'nun, bariyer dibinden 3 numaralı Egeberk'in de ataklarıyla atlar son 400 metreye giriyor. Dıştan artıran 5 numaralı Oğuz Boylu liderliği almaya çalışıyor. İçeriden 3 numaralı Egeberk'in, aralarından tekrar Şenhan'ın ataklarıyla atlar son 200 metreye doğru yaklaşıyor. Bariyer dibinde 3 numaralı Egeberk, dışında 5 numaralı Oğuz Boylu mücadelesi var. Son 100 metreye doğru bariyer dibinden 2 numaralı Dede Seydo onlara katıldı. 3 numaralı Egeberk asfalt önde. Dede Seydo geliyor. 2 numaralı Dede Seydo kazanıyor. 3 numaralı Egeberk ikinci oldu. Üçüncülük için 5 numaralı Oğuz Boylu, 9 numaralı Taykut ve 6 numaralı Özbil'den fotoyu beraber geçen safkanlar oldular. Açık grup bir mücadele olan Nibolu koşusunu Sayın Ahmet Cengiz'in sahibi olduğu 2 numarayla start alan Dede Seydo, jokeyi Mehmet Akyavuz'la kazandı. Evet, haftanın en sürprizlerinden birinden söz ediyoruz. Dede Seydo çok zor rakiplerini İçeriden yaptığı atakları geçmeyi başardı. Evet, yani müthiş atlar vardı koşuda. Egeberk iki koşu kazanıp buraya gelmişti. Dolayısıyla da koşunun favorisi konumundaydı. Hiç de eksiksiz koştu Egeberk. Yani Egeberk şurada hata yaptı, burada hata yaptı falan diyemeyiz. Çok da iyi koştu ama koşu boyunca iyi yerde olan, bariyer dibinde yer bulup çok güçlü gelen Dede Soydo'ya da geçildi. Evet. Bu Dede Soydo'nun Zadik 22. koşusu ama Çin pistte 3. koşusu ve Çin pistte ilk defa kazanıyor. Kum pist performansı çok iyi ama Çin pist dediğim gibi 3. koşusu kazanmamış. Burada kazanarak ilerideki Çin pist koşuları için de Dede Soydo iyi sinyal verdi diye düşünüyorum. Özbil'den starttan 2-3 boy geç çıktı. Buna rağmen geldi, üçüncülüğü kurtardı. Bu Özbil'den için artı puandır, yani bir ilerisi için bir ışıktır. Taykut eski Taykut değil ama bence iyiye gidiyor. Her gün daha iyi gidiyor. Bugün de beşinci oldu. Beşinci foto finish, yani 3-4-5 zaten foto finish belli etti sıralamayı. Efendim, Avrasya koşusu İstanbul Beyefendi programında yapıldı. Aslında abi geçmiş yıllarda başbakanlık koşusu olarak yapılıyordu. Eski başbakanlık koşusu tabii, bu yeni hükümet sisteminde başbakanlık kalmayınca koşunun adını Avrasya yaptılar. Avrasya'yı da biz İstanbul'un sembolü gibi kullanıyoruz. Daha doğrusu Türkiye'nin bir sembolü, Avrupa ile Asya'nın birleştiği şehirlerin en önemlisi olarak. Dolayısıyla bu koşunun adı da Avrasya oldu. Bu sene Avrasya ismiyle ilk defa yapılıyor. Evet, ilk kez yapılan Avrasya koşusunda kazanan District Shining oldu efendim. Beyaz bayrak havada, start verildi. Grup 1 mücadele Avrasya koşusu başladı sayın yarışseverler.
İlk metrelerle birlikte süratli başladı yarış. Liderlik mücadelesi kalabalık bir grup arasında. 2 numaralı Asafet ortadan geldi şimdi. Liderliği aldı. 2 boyda fark yaptı. İkinciliğe 7 numaralı Ritim Divine sokuldu. 2 boy gerisinde 4 numaralı Distant Shining bariyer dibinde 3.likte. Hemen dışında 8 numaralı Sharpa 4. sırada. 2 boy geride 1 numaralı Finesse. Hemen dışında 5 numaralı Katma Değer yer tutmuş durumda. Bunun 2 boy kadar gerisinde 6 numaralı Mr. Görkem var. Bunun da 4 boy gerisinde 3 numaralı Avukat. Grubun son sırasında bu şekilde atlar 1400 metre start yerine geçiyor. 2 numaralı Asafet temposunu arttırdı. Arayı 4 boy yaptı. 7 numaralı Ritim Divine takipte. 3 boy gerisinde 8 numaralı Sharpa dışta 3.likte hemen yanında. 4 numaralı Distant Shining bariyer dibine yakın. 4.likte 2 boy kadar gerilerinde 5 numaralı Katma Değer dışta hemen yanında 1 numaralı Finesse. Tek at gibiler. Finesse'in yaklaşık 1 boy kadar gerisinde 6 numaralı Mr. Görkem var. Bunun da 3 boy gerisinde 3 numaralı Avukat yine grubun son sırasında. Bu şekilde atlar son 800 metreye giriyor. Liderlik 2 numaralı Asafet'te. Fark 2 boy. 7 numaralı Ritim Divine takipte. Daha sonra bariyer dibinde 4 numaralı Distant Shining. Hemen dışında 8 numaralı Sharpa. 2 boy gerisinde bariyer dibinde. 1 numaralı Finesse dışında. 5 numaralı Katma Değer. 2 boy geride 6 numaralı Mr. Görkem. 2.5-3 boy geride de 3 numaralı Avukat sırasıyla viraj dönüyor. Son 400 metreye doğru 2 numaralı Hasafet'in liderliği var. Fark yaklaşık 3 boy. Ortadan 7 numaralı Ritim Divine'ın hemen dışından 4 numaralı Distant Shining'in ataklarıyla atlar son 200'e doğru yaklaşıyor. Farklar azalmaya başladı. Orta kulvardan gelen 4 numaralı Distant Shining liderliği aldı. Dıştan da 1 numaralı Hasafet'in atakları var. 4 numaralı Distant Shining farkı 2 boy yapıyor dışarıdan. 1 numaralı Finesse geliyor. Sharpa geliyor. 4 numaralı Distant Shining kazanıyor. 1 numaralı Finesse ikinci. 8 numaralı Sharpa üçüncü. 7 numaralı Ritim Divine koşudan dördüncü olarak ayrıldı. Grup 1 mücadele Avrasya koşusunu Sayın Özlem Ece Karamazı'nın sahibi olduğu 4 numarayla start alan Distant Shining Gökhan Kocakaya ile kazandı. Evet, Ankara'da birlikte olan Safkanlar Hasafet o koşuyu beyaz bayrak haline yaparak kazanmıştı hatırlarsak son köyde. Orada Distant Shining 3. olurken bazı sıkıntılar yaşamıştı. Yani sprint mesafesinde bir türlü rahatlayamamıştı ama bugün güzel bir koşu yaptı. Ya, beklenenden bir kere çok iyi koştuğunu söylememiz lazım. Çünkü koşunun favorisi Finesse'di. Finesse de hiç hata yapmadan, hiç eksiksiz koştu. Buna rağmen Finesse ancak Çin pistteki ikincilikler serisini devam ettirebildi. O da bir şanssızlık. Dördüncü ikinciliği mi ne oldu Çin evet. pistte art arkaya? Distant Shining çok formda. Bir de baktım hem istikrar hem de performans puanları çok yüksek Distant Shining'in. Doğrusunu istersen bundan sonrası içinde çok ümit veren bir yarış oldu. Yani çok hiç ihmal edilmeyecek gibi. Aynı şekilde Finesse'i de ihmal etmemek lazım. Ben Sharpa'nın da yarışını çok beğendim. Ona da her zaman dikkat etmek lazım. Koşuyu force etmek yaramadı. Evet. Hasafet bugün bekleneni veremedi. Efendim yeni haftadayız. İlk durağımız Bursa Osman Gazi Hipodromu. Bir A3 mücadele olacak. 3 yaşlı Arap Taylar'ın mücadelesi. Megastar ilk kez ziyaret ettiği Bursa pistinden birincilikle ayrıldı Müslüm Çelikli. Start şimdi verildi ve koşu başladı. 9 numaralı Ulu Bey biraz dışarıya doğru açılınca rakiplerinin bir boy gerisinde kaldı. 10 numarada olacak o kadar da. Bir boy kaybetti çıkışta. İç kulvardan gelen 6 numaralı Şif Nefesi ve hemen dışında 2 numarada Er Güçlü liderlik mücadelesi veriyor. 6 numaralı Şif Nefesi öne geçip şimdi farkı 1 boya kadar taşıyor. 2 numarada Er Güçlü ikincilikte onların 1,5 boy kadar gerisine 7 numaralı taşıyıcı 3.liğe sokuldu dışarıdan. 1 numaralı Dejnik de önlere doğru yüklendi. 1 boy kadar gerilerinde içeride 4 numaralı Megastar 2 boy geride. 3 numaralı Göktekinoğlu dışına çıkmaya çalışıyor. 9 numaralı Ulu Bey onların 1 boy gerisinde 8 numaralı Tekfor Tevfik sırasıyla Safkanlar 600 direğine doğru geliyor.
2 numaralı her güçlü tempoyu artırıp 6 numaralı Şif Nefes'in yanına gelmeye çalışıyor. Onların 1,5 boy gerisinde dışarıyı dolanan 7 numaralı taşıyıcı var Endüşkul vardı. 1 numaralı Dejnik'ti. Bariyer dibine doğru da 4 numaralı Megastar'da almaya çalışıyor. 5 numaralı Mehtar'la birlikte koşuda son 400 metreye girdikten sonra iç kulvardan dalan 4 numaralı Megastar geldi, rakiplerinden liderliği aldı. Orta kulvardan 7 numaralı taşıyıcı onu yakalamaya çalışıyor. Ortada yine 2 numaralı Er Güçlü de var. Koşuda son 150 metreye doğru Endüş kulvardan 8 numaralı Tech Fort Tayfi'nin de gayretleri var iç kulvarda. 4 numaralı Megastar önde dışarıdan 8 numaralı Tech Fort Tayfi onu yakalamaya çalışıyor. Koşuyu kazanan Tay 4 numaralı Megastar oluyor. 8 numaralı Tech Fort Tayfi ikinci, 5 numaralı Mehtar üçüncü, 7 numaralı taşıyıcı da koşudan dördüncü olarak ayrıldı. 4 numaralı Megastar Müslüm Çelik'le kazandı. Tech Fort Tayfi Kocaeli 2'de 2 yaparak geldi buraya. Halis Karataş'a favoriydi ama çok ufak bir farkla favoriydi. Çünkü Ankara kumundan da başarılı gelen Megastar vardı yanında. Evet. Şimdi doğrusunu istersen koşudan evvelki soru Tech Fort Tayfi 3'te 3 yapacak mı? Megastar da kum pistte 4'te 3 yapmıştı. 5'te 4 yapacak mı sorusu vardı. Bu arada koşu başladığı zaman bu iki atın tayın dışındaki taylardan 3-4 tanesinin koşuyu force etmek çabası içinde olduğunu gördük. Ama hem Megastar'ın jockey'i hem zaten Tech Fort Tayfi biraz geri kalmıştı. Evet. Bu öndekilerin temposundan hiç telaşlanmadılar. Özellikle Megastar son 400'de geldi. Çok rahat şekilde temposunu arttırıp koşuyu kazandı. Kum pistte 5'te 4 yapmış oldu. Bu da onun Bursa'daki ilk koşusuydu. Zaten Tech Fort Tayfi'yi de söyledik. O da Kocaeli'de 2 koşu koşmuş, kazanmış ve Bursa'ya ilk defa gelmişti. Bu iki atın tayın bundan sonraki mücadeleleri çok keyifli olacak gibi geliyor bana. Dedik ve Bursa'dan bir gün sonra Ankara Hipodrom'una gidiyoruz. Ve başkentte bir kısa vadede 8 mücadele. Yine 3 yaş şarap tayları mücadelesiydi. Adaletli Kasırga Ali Kaçmaz'la kazandı koşu. Taylar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. 5-0 Kar Ateş biraz yalpayarak çıktı ama hemen grupta yer buldu. 4-0 Jandar Bey de çıkıştan sonra bir boy kadar geriledi. İlk metreler geçildikten sonra 3 numaralı Baba Medet öne hamle yaptı, geldi. Liderliği aldı. 1 metre start yeni bir boy kadar önde geçiyor. Dıştan 5-0 Kar Ateş ikinciliğe girdi. Bir boy geride 7 numaralı Pınar Kralı'nın gayretlerini izliyorum. Bu tayın dışında öndeki Baba Medet'in ekürisi 1 numaralı Adaletli Kasırga geldi. 2 boy geride 2 numaralı Atik Soylu'nun uğraşları var. 2 boy daha geride iç kulvarda 4 numaralı Candar Bey'i hemen bir boy geride 6 numaralı Makalit sırasıyla son 600'e girildi. Bariyerdim'de yarım boy 1 boy farklı liderini 3 numaralı Baba Medet koruyor. Hemen solundaki 5 numaralı Kara Ateş markajına aldı Baba Medet'i. 2 boy kadar geride 1 numaralı Adaletli Kasırga sırasıyla viraj dönüldü. Düzlüğe çıkıldıktan sonra ortadan 5 numaralı Kara Ateş yüklendi, geldi 3 numaralı Baba Medet'i yakaladı, ona hakim olmaya çalışıyor ama bu kez Baba Medet'in ekürisi 1 numaralı Adaletli Kasırga'nın gayretlerine maruz kaldı. Son 200'e girilmeden liderliği 1 numaralı Adaletli Kasırga aldı. Kara Ateş'in 2 boy kadar önünde izliyorum bu tayı, 2 boy kadar geriden 4 numaralı Jandar Bey de saldırıyor, 3 boy kadar fark yaptı 1 numaralı Adaletli Kasırga. Kara Ateş'in Jandar Bey'in gayretleri var, potayı 1 numaralı Adaletli Kasırga buluyor. 4 numaralı Jandar Bey ikinci oldu. 5 numaralı Kar Ateş üçüncü olurken kazanan Adaletli Kasırga'nın ekürisi 3 numaralı Baba Medet'te tabelayı tamamladı. 1 numaralı Adaletli Kasırga Ali Kaçmaz'la kazandı. 3 numaralı Baba Medet'le ekürü koştu. Koşunun favorisi Baba Medet Bursa kumunda 3 koşu kazanmıştı. Buraya geldi. 161 de favoriydi. 4 koşu kazandı. 4 koşu kazandı. Koşunu gidişatı ve sonuna baktığında %3 olan ekürü sanki Baba Medet hani normalde tam tersi yani düşündü. Evet, ya kandırıyorlarmış yani gibi oldu yani. Yani burada ama öyle bir şey olduğunu inanmıyorum da tamamen ben kazanan tayın Ankara'da Ankaralı oluşundan, hep Ankara'da koşmasından çünkü çimde de iyi koşuyor. Bir kum vardı ikinci. Evet. Bu ikinci kumu. Evet. Çim kum ayırt etmeden koşmuş oluyor. Baba Medet tamam 4'te 4 kazanarak gitti ama Bursa kumundan Ankara kumuna ilk defa gitmiş oldu.
İyi ki ekürüydüler yani. Evet, yoksa altılı ganyancılar, yani ganyancılar müthiş bir yanılgıya düşmüş olacaklardı. Güzel koştuk, kazandı. Şeyde Baba Medet de dördüncü oldu. Araya giren taylar, starttan gecikmeli çıkan taylar. O taylara da her zaman dikkat etmek lazım. Yani bayağı çünkü Baba Medet bayağı tempo koyup geldi, koşuyu karıştırdı. Yalnız Ali Kaçmaz artı puan kazanan tay için. Evet, Ali Kaçmaz gerçekten burada çok artı bir puan aldı diyelim ve Elazığ akşamına gidelim. 3 yukarı İngilizlerin A3 mücadelesi vardı. Mark Tayman Necmi Altın'la kazandı. Start verildi ve koşu başladı değerli izleyenler. Çok bariz bir şekilde startta kalan bir Safkan olmadı. İlk metrelerde 9 numaralı Red Rebel'ı yakalayan 6 numaralı Mark Tayman öne geçti. Red Rebel ikincilikte izliyor mücadeleyi. Evet, ilk 200 metre bu şekilde geçildi. 6 numaralı Mark Tayman 3 boy kadar Red Rebel'ın önünde, dış kulvardan 4 numaralı Eren Efendi de önlere sarktı. 2 boy geride Ryan Arely izliyorum. Hemen dışından mücadeleye Bolt Girl de katılmaya çalışıyor. Ortalarda West Grove da var. 6 numaralı Mark Tayman 1200'ü önde geçti. 1000'i de önde geçti. 3 boy gerisinde şimdi 4 numaralı Eren Efendi ikinciliğe girdi. 9 numaralı Red Rebel 3. sırada. Red Rebel'ın 3 boy gerisinde West Grove'u izliyorum. Arka planda Bolt Girl'ün atakları var Sawyer'la birlikte. 6 numaralı Mark Tayman rakiplerinin önünde 3-4 boy gerisinde. 4 numaralı Eren Efendi. 2 boy geride 9 numaralı Red Rebel ön plandaki atlar. Safkanlar bu şekilde. Son 600 geçti. West Grove 4. sırada. Daha geriden mücadeleye Ryan Arel de katılmaya çalışıyor. Bolt Girl'le birlikte yine Utkun Babacan da 6.'ya girdi. Son düzeye çıkmak üzere atlar. 6 numaralı Mark Tayman 4 boy kadar önde. 9 numaralı Red Rebel 2. sırada. Eren Efendi 3.'lükte. Daha geriden 12 numaralı Sawyer'ın dışından West Grove'un en dıştan Utkun Babacan'ın atakları var. 6 numaralı Mark Tayman önde. Fark 3 boy. 9 numaralı Red Rebel 2.'lükte rakibini yakalamaya çalışıyor. En dıştan Utkun Babacan'ın iç kulvardan 7 numaralı Osmaniye çocuğunun da atakları var. Ancak son 100'e doğru gidilirken 6 numaralı Mark Tayman dışında 9 numaralı Red Rebel mücadelesi var. Mark Tayman 2 boy kadar önde. 9 numaralı Red Rebel fark azaltmaya çalışıyor. Mark Tayman koşuyu kazanıyor. 9 numaralı Red Rebel 2. 7 numaralı Osmaniye çocuğu 3. 12 numaralı Sawyer 4. 14 numaralı Utkun Babacan 5. oldu değerli izleyenler. 6 numaralı Mark Tayman Necmi Altın'la kazandı. Mark Tayman alt bir farklı da olsa favoriydi. Kaçtı. Red Rebel kovaladı. Kazandı evet, Mark Tayman. Elazığ'da iki koşusu vardı. Birinci, ikinci olmuştu. Sanıyorum bu nedenle de favoriydi. Çünkü Urfa'da falan da iyi koştu. Yani biraz fazla gezgen olan bir at ama kalite olarak da farklı bir at. Geldi. Koşuyu kazandı. Red Rebel çok istikrarsız bir at. İstikrar puanı müthiş düşük bir at. Bazen çok iyi koşuyor. Arka arkaya bir iki koşu koşuyor. Sonra kaybediyor. Bir sıkıntısı var mı bilmiyorum ama o senelerin atı neticede. Evet. Bugün çok iyi koştu. Böyle devam ederse çok can yakar diye düşünüyorum. Ondan sonra Sawyer ve Utkun Baba'ya da dikkat etmek lazım. Utkun Babacan'a da dikkat etmek lazım. Bir de Osmaniye çocuğu. Osmaniye çocuğu genelde hep iyi koşuyor. Kazanmasa bile iyi koşuyor. Ve Elazığ'ı da seviyor. Bence her an kazanabilecek durumda. Dedik ve İstanbul'a geçiyoruz efendim. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 1945 yılı Gazi koşusu Galip Fettah'ın annesi olan Ahmet Atman'ın ünlü kısrağı Santalin koşusu vardı. Uzun yıllardır yapılıyor efendim koşu, Santalin koşusu ve bu koşunun özelliği sadece dişilerin koşuya katılabilmesi. Bir A2 mücadele ve koşuda favori bir isim vardı. Pererina Selim Kaya ile beyaz bayrak haline yaptı. Fark 2 boy kadar 5 numaralı Pererina önde, 4 kulvarda 3 numaralı Tatvan İncisi ikincilikte. 2 boy girdi içeride 1 numaralı Black Chinese 12.5-3 boy kadar gerisinde. 4.'lükte 4 numaralı Fanny Familiar 3 boy kadar gerisinde de 6 numaralı Ranfor Derya sırasıyla son 1000 metreye doğru yaklaşılıyor. Koşun lideri yine şimdi temposunu artıran 3 numaralı Tatvan İncisi, içeride az farkta 5 numaralı Pererina önde. Bu ikilinin 2.5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Black Chinese yarım boy geride dışarıda. 6 numaralı Ranfor Derya 2 boy kadar geride. 4 numaralı Fanny Familiar sırasıyla son 800 metreye doğru geliniyor. Fark biraz azaldı. İçerideki 5 numaralı Pererina'yı orta kulvardan gelen 3 numaralı Tatvan İncisi yakaladı. 2.5 boy gelendi içeride 1 numaralı Black Chinese 1.5 boy kadar geride. 6 numaralı Ranfor Derya daha sonra iç kulvarda 4 numaralı Fanny Familiar sırasıyla viraj dönülmek üzere.
İç kulvarda 5 numaralı Perelin önde fark yarım boy kadar dışarıda 3 numaralı Tatvan İncisi var. 3 boy gerilerinde içeride 1 numaralı Black Chinese 2,5 boy kadar geride. 4 numaralı Funny Family daha sonra 6 numaralı Ranfor Derya sırasıyla virajı da 5 numaralı Perelin önde döndü. Orta kulvarda 3 numaralı Tatvan İncisi farkı azaltma şaşır dışlarından. 1 numaralı Black Chinese endiş kulvardan da 4 numaralı Funny Family'nin çabaları var ama içerideki 5 numaralı Perelin'e farkı tekrar 2,5 boya kadar çıkardı. Orta kulvarda 1 numaralı Black Chinese ikinciliğe girdi. Son 200 metre girilirken iç kulvarda 5 numaralı Perilin'den 4 kulvardan 1 numaralı Black Chinese daha geriden 4 numaralı Funny Family geliyor. Fark biraz azaldı içeride. 5 numaralı Perilin önde dışarıdan Black Chinese geliyor. İç kulvarda 5 numaralı Perilin önde ve koşuyu da kazanıyor. 1 numaralı Black Chinese ikinci oldu. 4 numaralı Funny Family ve 3 numaralı Tatvan İncisi de üçüncülük için potoyu birlikte geçti. 5 numaralı Perilina Selim Kaya ile 6. koşu olan Santalin koşusunu kazandı. Geçen sene olduğu üzere bu sene de Perilina'nın birinciliğini izledik. Evet, Miss Selin koşmadı, onu söyleyelim. Perilina startla beraber numarayı aldı. Starttan geçmeli çıkan Tatvan İncisi doldurup geldi. Koşu boyunca Perilina kaçtı. Tatvan İncisi kovaladı. Ama Tatvan İncisi kovalarken Black Chinese de onları çok iyi bir yerde takip ediyordu. Ve mükemmel bir düzlük koşusu yapan Black Chinese kazanacak gibi oldu. Müthiş sıkıştırdı Perilina'yı. Ama baş farkıyla gene kazanan Perilina oldu. Beyaz bayrak ayna yapmış oldu. Tam potoda gerilerden güçlü gelen ve temposu artık düşen gerilerden güçlü gelen Funny Familiar'da temposu hafif düşen Tatvan İncisi'ni geçerek üçüncü oldu. Ama bu dört kısrakta her zaman birbirleriyle çok sıkı mücadele edebilecek olan kısraklar olarak gözüküyor. Tabii Perilina Perilina'ydı yani. İstanbul'dayız yine ve bu kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kupası koşusu vardı. Geniş ve güzel bir katılım oldu, üst düzey katılım oldu koşuya ve tanıtımı izleyelim önce. Kıbrıs, binlerce yıllık tarihi, doğal güzellikleri, bitki çeşitliliği, kıyı şeridi, kumsalları ve dost canlısı insanlarıyla Akdeniz'in en büyük üçüncü adası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise adanın kuzey kısmında yer alan bağımsız bir devlettir. Bağımsızlık ilanından bu yana Türkiye tarafından ekonomik, siyasi ve askeri olarak desteklenmektedir. Türkiye'de yavru vatan diye de bilinir Kıbrıs. Kıbrıslı Rum ve Türkler arasında geçen uzun ve olaylı yıllardan sonra 1974 yılında ada Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs olmak üzere ikiye bölündü. Kuzeye Türkler, güneye ise Rumlar yerleşti. Konumuyla üç kıta arasında köprü olan Kıbrıs, bu özelliği sayesinde zengin bir kültür mirasını bünyesinde barındırır. Küçük yüz ölçümüne rağmen farklı medeniyetlerin izleri, farklı dönemlerin eserleri var Kıbrıs'ta. Antik kentlerden manastırlara, kiliselerden camilere, kalelerden müzelere kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her noktasında 9000 yılı aşkın bir tarihe tanıklık edilir. Doğu ve Batı kültürü sentezi kavramının tam karşılığı olan ada zengin bir mutfağa da sahiptir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemli yerleşim yerleri başkent Lefkoşe, Girne, Gazi Mausa, Güzelyurt ve İskele'dir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti etkisinde bulunduğu Akdeniz iklimi sebebiyle fazla yağış almaz. Genellikle sıcak ve kuraktır. Kıbrıs'ın sahil kıyıları aşağı yukarı 100 milyon senedir caretta caretta kaplumbağaları tarafından ziyaret edilmektedir. Bu canlılar yumurtlamak için Mayıs ve Ağustos ayları arasında Kuzey Kıbrıs'ın kumsallarına gelmektedir. Kuzey Kıbrıs'ın en büyük gelirlerinden biri olan turizmin ülkede büyük bir yeri vardır. Ülke iklimi tüm yıl boyunca tatil için olanak sağlar. Kuzey Kıbrıs sahilleri de yüzmek için Akdeniz'in en elverişli ve güvenli alanlarındandır. Bu güzel görüntülerin ardından koşuya gidiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kupası koşusunda Baba Fırat, Ahmet Çelik, Beyaz Bayrak Ayna. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koşusu başladı. 4 numaralı Uludağ starttan sonra 1,5-2 boy kadar geride kaldı.
İç kulvardan gelen 5 numaralı Baba Fırat orta kulvarda 1 numaralı Gutköre arasında liderlik mücadelesinde. 5 numaralı Baba Fırat farkı 1 boya kadar çıkardı. Orta kulvarda 1 numaralı Gutköre ikincilikte. 2,5-3 boy geride iç kulvarda 3 numaralı Seven Sense. 3 boy gerisinde 2 numaralı My Billionaire. Onun da 3 boy gerisinde 4 numaralı Uludas sırasıyla son viraja doğru yaklaşılıyor. 5 numaralı Baba Fırat koşun lideri 1 boy gerisinde orta kulvarda 1 numaralı Gutköre var. 3 boy gelende iç kulvarda 3 numaralı Seven Sense, daha sonra 2 numaralı My Billionaire, 2 boy gerisinde 4 numaralı Uludas sırasıyla viraj dönüyor. İçeride 5 numaralı Baba Fırat önde orta kulvarda 1 numaralı Gutköre farkı azaltmaya çalışıyor. 3 boy kadar gelende 3 numaralı Seven Sense dışında 2 numaralı My Billionaire, daha sonra 4 numaralı Uludas sırasıyla son 400 metreye girildi. İçerideki 5 numaralı Baba Fırat farkı 3 boya kadar çıkardı. Orta kulvarda 1 numaralı Gutköre, daha gerideki My Billionaire atak yapıyorlar. Son 200 metre girdi. Fark 3 boy kadar. İçeride 5 numaralı Baba Fırat önde orta kulvardan 1 numaralı Gutköre, dışarıdaki My Billionaire geliyor. İçeride 5 numaralı Baba Fırat önde, dışarıdan 2 numaralı My Billionaire geliyor. Baba Fırat önde, My Billionaire geliyor. 5 numaralı Baba Fırat koşuyu kazanıyor. 2 numaralı My Billionaire ikinci, 1 numaralı Gutköre üçüncü, 4 numaralı Uludaz da dördüncü oldu. 5 numaralı Baba Fırat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koşusunu Ahmet Çelik'le kazandı. Şapka çıkarılacak performans sertlikte 3. birinciliği Gutköre gibi çok özel bir safkan olmasına rağmen numarayı vermedi. Evet, Zadik, Baba Fırat koşunun çok büyük favorisi olan Gutköre'ye numara alma şansı vermedi. Ve dolayısıyla geldi, beyaz bayrak ayna yaptı. Gutköre ise her an Gutköre'nin öne atlaması beklendi. Ama at bunu beceremedi. Acaba bir yeri mi açıyor falan diye düşünmedik değil doğrusunu istersen. Gutköre birinciliği kaybetmekte kalmadı. Son metrelerde çok güçlü gelen My Millionaire'e de geçildi. Üçüncü kaldı. My Millionaire de böylece kendini göstermiş oldu. Efendim son görüntümüz Elazığ olacak. Mustafa Ergin'i anladığımız mücadele. Mustafa Ergin... Ben onu bir gün Urfa yarışlarının başladığı gün uçakta dönerken tanışmıştım. O zaman Tarım Bakanı MHP'den bir profesördü. Oradaki Elazığlı milletvekilleri, bizim Abdullah Şahin başta olmak üzere atçı, Elazığ'da hipodrom yapılması için, yarışlar yapılması için büyük baskı yapıyorlardı Tarım Bakanı'na. Ben Mustafa Ergin'i de orada gördüm. Yurtbaşı belediye başkanıydı. Hı. Ben hipodromun yerini de vereceğim demişti. Ve dolayısıyla Elazığ'da hipodrom yapılmasında büyük katkıları olan bir insan. Aynı zamanda da atçı ve yetiştirici. 2018 Mart ayında vefat etti. Ve Mustafa Ergin'le aldığımız mücadelede İpek Cihan Necmi Altın'la kazandı koşu. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve Mustafa Ergin koşusu başladı değerli izleyenler. Evet, Fırtına İbo çok geç çıkış yaptı. Yaklaşık 40-50 metre sonra koşuya başlayabildi Fırtına İbo. 6 numarada Tek Çapkan çıkışla birlikte Lizardi'yi aldı. 2 boy farklı öne geçti. 10 numarada İnanlıoğlu ikincilikte. 3. dıştan 13 numarada Oğlum Burak girmeye çalışıyor. Yanlarında 5 numarada Tilki var. Bariyer dibinde 12 numarada Kızıltuğ yine ön grupta. Yanlarına 4 numarada Reşit Bey geldi. 2 boy kadar geride 9 numarada Servisu. Daha sonra dışta 3 numarada Avan'ı izliyorum. Bariyer dibinde 11 numarada Kafkas Sunucu sırasıyla safkanlar son 600'e yaklaşıyor. 6 numarada Tek Çapkan son 600'e girildiğinde de 2,5-3 boy fark döndü. 10 numarada İnanlıoğlu ikincilikte, dışta 5 numarada Tilki, bariyer dibinde 13 numarada Oğlum Burak yine, 12 numarada Kızıltuğ yine ön gruptaki bir diğer safkan. Kızıltuğ'un 3 boy kadar gerisinde 4 numarada Reşit Bey sırasıyla safkanlar virajı dönüyor. 6 numarada Tek Çapkan Düzlü'ye de 2 boy fark önde çıktı. 12 numarada Kızıltuğ ikincilikte rakibini yakalamaya çalışıyor. İçeriden 4 numarada Reşit Bey'in, bariyer dibinden 9 numarada Servisyon'un, dıştan 10 numarada İnanlıoğlu'nun, aralardan 7 numarada Can Gopak'ın da atakları var. Fark azalıyor. 6 numarada Tek Çapkan asfaltta öndeydi. Şimdi içeriden 4 numaralı Reşit Bey, aralardan 7 numaralı Can Gobak çıkmaya çalışıyor. En dışta Kızıltuğ ve 1 numaralı İpek Cihan var. 1 numaralı İpek Cihan en dıştan yaptığı ataklarda lider diye alıyor. 1 numaralı İpek Cihan kazanıyor. 4 numaralı Reşit Bey ikinci, 7 numaralı Can Gobak üçüncü, 12 numaralı Kızıltuğ dördüncü, 5.lik için 2 numaralı Yıldız'a bakan ve 9 numaralı Servisu ikilisi fotoyu birlikte geçtiler. 1 numaralı İpek Cihan Necmi Altın'la kazandı. Son metreleri göreceğiz diyecek bir şey yok. Spin yapan safkan 64 kilo.
Ve işin tuhaf tarafı 1200'ü çok iyi koşuyor. Urfa'da da 1200'leri çok iyi koşmuştu. Burada da çok iyi koşuyor İpek Can. Gerçekten güzel koştu. Geldi kazandı. Favori tek çapkandı. Fakat tek çapkan koşu boyunca hep Kızıl Tuğ'dan baskısını yedi, presini yedi. Ve son 200'lerde de dama dedi. Ondan sonra 3-4 at geldi. Onlardan hangisi kazanacak falan derken de İpek Can en dıştan geldi, kazandı. Büyük alkışı da hak etti. Ama özellikle baktım 1200'leri çok iyi koşuyor. Bundan sonra 1200 metre bir yarış görürsem bu şehirlerde İpek Cihan'ı birinci at olarak yazacağım. 5 at var önde ve Kırat dışarıdan gelen mavi forma 64 kiloyla gelip transit bir şekilde hepsini geçiyor. Hem de 1200 metre. 1200 64 kilo sprint atıyorsunuz, kolay değil. Alkışlar gerçekten Safkan'ın ilgilerine, Safkan'ın ve Necmi Altın'a diyelim. Hemen Hasan abiye dönüyorum çünkü koşular bitti. Ekip neye karar verdi? Ekip Avrasya koşusunu, haftanın koşusu seçti. Ama Avrasya koşusunu kazanan atı değil de Nibolu'yu kazanan Dede Seydo'yu. Çünkü çok değerli bir birincilikti. Dede Seydo'yu haftanın atı seçtiler. Bu hafta Gökhan Kocakaya 8 tane mi 8-9 tane yarış kazandı ve Özcan'la farkın açılmasını önledi. Gökhan Kocakaya'yı da haftanın jokeyi seçtiler. Verdiğimiz koşullardan birini kazanmış olan Alperen Onu'yu da haftanın apprentice'i olarak seçtiler. Big Failure'de kaymakamlık koşusunu kazandı. Evet. Hemen bir koşu sonra da bir koşu daha kazandı o gün. Evet, Buca kaymakamlığı koşusunda çok beğenmiştik çünkü. İstatistiklerde değişen bir durum yok, aynı durum var. En çok bir numaralı atlar, sonra iki numaralı atlar, sonra da üç numaralı atlar kazanıyor. Tekrar edelim, bizim yaptığımız istatistik 1 Ocak 2014'ten bu yana yapılan 8 ve daha çok atın katıldığı koşuların baz alınarak yapılan bir istatistik. Kulvarlarda da 3. kulvardan çıkan atların hakimiyeti devam ediyor. Ama 1. kulvardan çıkan atların kazanma sayısıyla 6. kulvardan çıkan atların kazanma sayısı da az buz değil, %10'ların üstünde. Bunu da söyleyelim. Bir koşuda favorinin yanında at bulamamış olanlar, bir numaralı atları, iki numaralı atları veya 1-3-6 starttan çıkan atları tercih edebilirler. Jokeylerde de sıra değişmedi bu hafta Zadik. Gene Özcan birinci, Gökhan ikinci. Sen her 3000, zamanki gibi sıranı söyle. 3126 koşu, 4 at başı toplam 3130. Özcan Yıldırım 136, Gökhan Kocakaya 134, Ahmet Çelik 129, Müslüm Çelik 118, Tolga Yıldız 108. Bu hafta Akın Sözen, Pişman Çizik 91'er birincilikle 6. sırayı beraberce paylaşıyorlar efendim. Jokey listesi bu şekilde. Ve Hasan abi, Ağustos ayının ilk programını tamamlamış olduk böylece. Kapanış için sözü size bırakalım. Peki. Efendim, ilk önce bu programı hazırlayıp size sunan tüm ekip arkadaşlarım adına geç saatlere kadar bekleyip bizi izlediğiniz için size teşekkürlerimizi arz etmek istiyoruz. Ondan sonra da hep bildiğiniz, alıştığınız laflarımı söyleyerek programı kapatacağım. Diyeceğim ki at yarışları dünyanın en asil sporudur. İki canlının birbirleri uyumuyla yapılan ve içine sürat de girdiği için büyük keyif veren spordur at yarışı. Ama at yarışında unutulmaması gereken bir şey vardır. At koşar, baht kazanır. Öyleyse bahtınız açık, şansınız bol olsun efendim. Allah izin verirse tekrar bir arada buluşabilmek ümidiyle hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın efendim.